Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte coğrafya denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuzdan denememize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin Doğu Yarımküre'de yer aldığının kanıtıdır? Kanıtlar diyor. Bakalım. Güneş ışığından hiçbir zaman dik açıyla almaması, doğusuyla batısı arasında 76 dakika zaman farkında olması, Erzurum'da güneşin her zaman Edirne'den önce doğması, Greenwich'e göre yerel saatinin daha ileri olması, doğuya doğru gidildikçe yükseltinin artmasını vermiş. Arkadaşlar Türkiye biliyorsunuz ki 26-45 Doğu Meridyenler arasında yer almaktadır. Ee, Greenwich'e göre Türkiye e, yerel saatin ileri olması, Türkiye'nin Greenwich'in doğusunda yani Doğu Yarımkürede yer aldığını göstermektedir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Greenwich kasabası İngiltere'de bulunmaktadır. Ee, ve... Türkiye'nin Doğu Yarımküre'de yer aldığını kanıtlar bu durum yerel saatinin daha ileri olmasıyla birlikte. 2'ye geldik. Türkiye'nin dağları ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır demiş. Bakalım. Kıvrım Dağları'nın en yüksek yeri Buzul Ciro Dağları'dır. Bu bilgimiz nedir arkadaşlar? Doğru. Volkan dağların tamamı doğu batı yönüne uzanmaktadır. Yanlış arkadaşlar. mesela örnek verecek olursak Nur Dağları kuzey güney yönünü de uzanıyor. Yani bütün dağlar doğu batı yönüne uzanmıyor. O yüzden bu yanlış oldu. Volkanik dağların bazılarında kalıcı kallar arası sanır. Bilgisi doğrudur arkadaşlar. Atıyorum ağrı süpan dağlarında örnek verecek olursak. Batı Anadolu'da e, kırıklı dağlar oldukça yaygındır demiş. Evet arkadaşlar Batı Anadolu'da kırıklı dağlar oldukça yaygındır. Bu bilgi de doğru. Bize yanlış olanı soruyor. Cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik yukarı tarafta. Biraz geri alalım. Haritada numaralarla gösterilen akarsular aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 2 numara, 1 numara, 3 numarayı vermiş. 1 numara burası, 2 numara burası, 3 numara da bura. Bakıldığı zaman arkadaşlar 1 numaralı bölge neresidir? Aksu'dur. B şıkkı ve E şıkkı gitti. 2 numaralı yer ise arkadaşlar Sakarya. D şıkkı da gitti. 3 numaralı yer ise arkadaşlar Kızıl Irmak'tır. C şıkkı da gitmiş oldu. Cevabımız A şıkkı oldu. Aksu Sakarya kazanırmak sırasıyla. Bir diğer sorumuza geldik. Coğrafya öğretmeni Erdal Bey öğrencileriyle Akdeniz bölgesi göller yöresine gezi düzenlemiştir. Bu gezide karstik aşındırma şekillerini araştırmalar ve yöreye etkilerini belirlemiştir. Belirlemişlerdir. Buna göre Erdal Bey'in karstik oluşum şekillerinden hangisini öğrencilerine göstermesi beklenmez demiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman karstik aşındırma şekilleri arasında Lapya, Polye, Uvala ve Mağara bulunmaktadır. Ancak Dikit arkadaşlar bakıldığı zaman nedir? Karstik biriktirme şeklidir. Karstik biriktirme şeklidir diğerleri aşındırma şekli bu biriktirme şekli arkadaşlar. Cevabımız o yüzden C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'de yaklaşık 4000'in üzerinde endemik tür bulunmaktadır. Buna göre aşağıdaki bitki türlerinden hangisi endemik türlerden biri değildir? Kasnak meşesi, ispir meşesi, kazdağın göknarı, geven otu, ağacını vermiş. Arkadaşlar bakıldığı zaman kasnak meşesi, ispir meşesi, Kazdağı, köknarı, sığla ağacı bunların hepsi nedir? Endemik bitki türleri arasında yerini almaktadır. Ancak e gevenotu arkadaşlar e, karasal iklimde görülen ot türlerinden biridir. Cevabımız değişik oldu. Bir diğer soruya geldik. Haritada numaralarla gösterilen yerlerin iklim özellikleri dikkate alındığında hangisinde kimyasal çözünmenin daha fazla olduğu söylenebilir demiş. Kimyasal çözülme arkadaşlar yağışın fazla olduğu yerlerde daha fazla görülüyor biliyorsunuz ki. Buna göre haritada numaralarla gösterilen Doğu Karadeniz arkadaşlar. E, yağış fazla olduğu için en fazla burada göz, gözükmektedir. Cevabımız o yüzden be, e, e şıkkı yani 5 e, olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Yukarı tarafta. Yükseltenin fazla olduğu yerlerde gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde bu farklı e, farkın daha az olduğu söylenebilir demiş. Bakıldığı zaman verilen kentler Erzurum, Siirt, Konya, Çanakkale, Burdur vermiş. Verilen kentlerden arkadaşlar Erzurum, Siirt, Konya ve, ve Burdur iç kesimlerde ve yüksek e, yüksekte bulundukları için bu fa, e, fark fazlayken Çanakkale arkadaşlar kıyıda bulunduğundan fark sıfıra yakındır. O yüzden en az e, verilen e, illere baktığımızda en az Çanakkale'de Olmuş olacak. Bir diğer sorumuza geldik. Bursa'nın yoğun nüfuslanmasında faktörlerinden hangileri belirleyici olmuştur? Sanayinin gelişmişliği, ılıman iklim şartlarının varlığı, turizm varlıklarına sahip olması. Bakıldığı zaman sanayinin gelişmişliği e, ne var e, Bursa'da arkadaşlar? otomotiv sanayisi var. O yüzden belirleyicidir yoğun nüfuslanmasında. Ilıman iklim şartlarının varlığı arkadaşlar bakıldığı zaman az da olsa Akdeniz iklimi gözüküyor arkadaşlar bu noktada Bursa'da ve yoğun nüfuslanmasında etkilidir. Turizm varlıklarına sahip olması burada arkadaşlar kültür ve kaplıca gibi turizmler vardır. O yüzden bu da etkili olmuştur. Cevabımızda E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Soru biraz uzun. Bakalım. Aşağıdaki grafikte Türkiye'nin nüfusu ve nüfus artış hızı verilmiştir. Bakıldığı zaman nüfus ve artış oranını e, bu işaretlerle göstermiş. Orada. Bu grafiğe göre yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Bakalım. Nüfus miktarı sürekli artış göstermiştir. Evet arkadaşlar, e, nüfus miktarı sürekli artış gösteriyor. Bakıldığı zaman 80 milyona yaklaşmışız 2018'de. Doğru. Nüfus sayımları genelde sabit aralıklarla yapılmıştır. Bakıldığı zaman arkadaşlar 45, 50, 55, 60 yani 5'er yıllık bakıldığı zaman daha sonra 10'a çıkmış. Yani belirli aralıklarla yapılıyor. Ve 2011'den sonra bakıldığı zaman 2011, 2012, 2014 diye gidiyor bu şekilde. Sabit aralıklarla yapılmış genelde arkadaşlar. Bu da genelde ifadesi önemlidir. Baktığımız zaman yerden çoğu 5 yılda bir yapılmış. Bu da doğru. Nüfus artış hızının en yüksek olduğu dönem 1955-60 dönemidir. Bakıldığı zaman arkadaşlar artış oranına 55-60. Evet en yüksek buradadır. Bu da doğru oldu. Nüfus artış hızı son yıllarda azalma eğilimindedir. Bakıldığı zaman son yıllarda arkadaşlar bir azalma eğilimine girmiş görüyorsunuz burada. Bu da doğru. Nüfus artış hızı ile nüfus miktarı çoğu kez paralel hareket etmiştir. Yanlış. Arkadaşlar nüfus artış hızıyla nüfus miktarı çoğu kez paralel hareket etmiyor. Bu bilgi yanlıştır. Cevabımız da E şıkkı olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Biraz yaklaştıralım. Türkiye'de nüfusun alansal dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır demiş. Madenler, iklim şartları, sanayi, ulaşım, su kaynaklarını vermiş. Türkiye'de nüfusun e, arkadaşlar alansal dağılışında iklim şartları, sanayi, ulaşım, su kaynakları etkisi daha fazlayken madenlerin etkisi diğerlerine oranla daha azdır. Arkadaşlar o yüzden cevabımız burada ne oldu? Aşık oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarı tarafta. Ne diyor? Türkiye kıyılarında genelde ekonomik getirisi yüksek olan tarım ürünlerinin ekimi yapılmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söz edilen tarım ürünlerinden biri olamaz? Tütün, pamuk, turunçgiller, şeker pancarı, zeytini vermiş. Türkiye kıyılarında arkadaşlar tütün, pamuk, zeytin ve turunçgil gibi, e, turunçgil gibi ekonomik getirisi yüksek olan tarım ürünleri tercih edilir edilirken e, şeker pancarının getirisi düşük olduğu için bu ürün daha çok iç kesimlerde üretilmektedir. E, kıyılarda tütün, pamuk, turunçgiller, zeytin yetiştiriliyor. Arkadaşlar cevabımız değişik oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Haritada noktalarla gösterilen yerlerde yapılan hayvancılık türü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakıldığı zaman haritada noktalarla daha açık gösterilen e, arkadaşlar yapılan e, hayvancılık türü bakıldığı zaman Bursa'yı, Bilecik, Antalya, Hatay, Diyarbakır çevresini vermiş. Burada daha çok e, arkadaşlar bu bölgelerde özellikle ne vardır? İpek böcekçiliği vardır, arkadaşlar. Burada cevabımız e, değişiklik olmuş olacak. Özellikle Diyarbakır çevresinde oldukça yoğundur İpek böcekçiliği. Ekstra olarak Bursa bilecik arkadaşlar Antalya civarında da vardır. Bir diğer sorumuza geldik. Türkiye maden rezervi ve çeşitliliği bakımından oldukça zengindir. Buna göre aşağıdaki madenlerden hangisinin rezervinin yeterli olduğu söylenemez demiş. Bakıldığı zaman fosfat, demir, feldspat, krom mermeri vermiş. Arkadaşlar Türkiye e, mermer, krom, demir, e, feldspat e, yönünden zengindir. Ancak fosfat rezervi az olduğundan Kuzey Afrika ülkelerinden fosfat ithal edilmektedir. O yüzden cevabımız burada aşık oldu. Fosfat ise bizden biliyorsunuz ki e, arkadaşlar Mazı Dağında çıkıyor. Sadece Mazı Dağında çıkıyor. Bir diğer soruya geldik. Aşağıdaki termik santrallerden hangisinin atmosferik kirletme oranı diğerlerin diğerlerinden daha azdır?" demiş. Ova Akça e, arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Ova Akça Bursa doğalgaz e, ile çalışıyor. Doğalgaz hepsini yanlarına yazalım. Afşin elbistan arkadaşlar lignit. E, Ağzı Zonguldak taş kömürü. Taş kömürü, Tunçbilek Kütahya arkadaşlar lignit. Yatağın Muğla arkadaşlar Linyitz. Bakıldığı zaman verilen termik santrallerden Uvakça, Bursa arkadaşlar doğalgaz ile çalıştığından bakıldığı zaman atmosferi kirletme oranı diğerlerine göre daha azdır. Ancak diğerlerinin fazladır. O yüzden cevabımız burada aşık oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Karabük ve Ereğli demir çelik fabrikalarının yer biçiminde, yer seçiminde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur diyor enerji kaynağına yakınlık, su kaynaklarına yakınlık, ham madde kaynaklarına yakınlığı vermiş. Karabük ve Ereğli ile demir çelik fabrikalarının yer seçiminde arkadaşlar. Enerji kaynağına yakınlık, <laughs> bakalım zaman taş kömürü. Su kaynaklarına yakınlık, e, Ereğli, Karadeniz, Karabük, Filyoz çayları var biliyorsunuz ki. E, bu da etkilidir. Ham kaynaklarına yakınlık e, yoktur arkadaşlar. Bu bölgeden e, demir çıkarılmadığı için ham maddeye yakınlık <laughs> kurulmamıştır. O yüzden onu alamadık. Cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Tokap bölgenin su kaynakları, tarım ve çevrenin doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğinin yanı sıra kamu yatırımları ve diğer yatırımlarla birlikte topyekun ve istikrarlı kalkınması hedeflenmektedir. Buna göre aşağıdaki illerden hangisi söz edilen projede yer almaz demiş arkadaşlar. Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Trabzon'u vermiş. Dokap'ta arkadaşlar Rize, Artvin, Samsun, Trabzon. Bunlara ek olarak giriyorsun arkadaşlar. Yer alırken, Bayburt yer alırken Sinop bu projede yer almamaktadır. Cevabımız ne oldu? C şıkkı olmuş oldu. Bir diğer soruya geldik. Türkiye'de turizmin geliştirilmesi amacıyla tematik bölgeler ve koridorlar belirlenmiştir. Buna göre İpek Yolu Turizm Koridoru aşağıdaki kentlerden hangisini kapsamaktadır? Diyor. İpek Yolu arkadaşlar 2023 yılı turizm stratejisinde İpek Yolu Sakarya, Bolu, Ankara illerini kapsamaktadır. Burada cevabımız Ankara, Sakarya olmuş oldu. Son sorumuza geldik. Türkiye'de demir yollarının geçiş güzergahlarının belirlenmesinde faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? demiş. Bakalım Akarsu Vadileri nüfusun fazla olduğu yerler madenleri vermiş. Ee, Doğu Anadolu ve dağlık alanla e, alanlarda biliyorsunuz ki Akarsu Vadileri e, uygun e, geçiş alanları vardır. Nüfusun fazla olduğu yerlerde arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Marmara başta olmak üzere fazladır. Zonguldak, Sivas, Elazığ gibi yerlerde de madenler etkili olmuştur arkadaşlar. Burada e, güzergahlarının belirlenmesinde bu üç durumda etkilidir. Cevabımız o yüzden en şıkkı oldu. Bu sorumuza birlikte arkadaşlar denememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki denemelerimizde görüşmek ümidiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun.